Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir parfüm anlatmak istiyorum. Ama bu sefer bu parfüm benim sevdiğim parfüm değil maalesef ve maalesef. Bu parfüm daha yeni geldi bana. Ben başka parfümle onu takas ettim. Hoş bir parfüm, güzel bir parfüm ama benlik bir parfüm değil. Beni bu parfüm şaşırtmadı kesinlikle ve ben onun içinde aradığım şeyi bulamadım. Bu Guerlain La Petite Robe Noire, yani küçük siyah elbise, eau de toilette. Şimdi eau de parfum var. O çok daha yoğun, çok daha farklı. Bu ise eau de toilette, çok hafiflettiler bunu. Yani bence birazcık daha yoğun olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Çünkü hakikaten çok çok fazla hafif olmuş. Şimdi bu parfüm 1900, 1900 yine diyorum. Herhalde niye ben 1900 devamlı söylüyorum? Herhalde en sevdiğim kokular 1900 yıllarda yapıldı. Oraya benim kafam durmadan oraya gidiyor. Neyse, bu parfüm 2012'de piyasaya sürüldü. Parfümcü sevdiğim parfümcü Terry Vassar. Yine Terry Vassar yine. Ama bu sefer beni Terry Vassar şaşırttı. Nasıl şaşırttı? Benim alıştığım Terry Vassar çok yoğun parfümleri çıkarıyor. Çok yoğun, yoğun, aşırı yoğun parfümler ve çok iddialı parfümler, kokular. Ama bu parfüm sanki ne desem ya, sanki parfümün içinde birçok şey çıkartılmış ve böyle kalmış. Yani sanki bir şey eksik burada, sanki bir şeyler eksik. Evet, DNK Terry Vassar'a benziyor ama sadece DNK parfümünün. Ve çok hafif kaldı Terry Vassar'a göre. Beni Terry Vassar bu sefer şaşırttı gerçekten. İlk önce bu parfüm meyveli, tatlı, bademli ve beyaz çiçeksi. Azıcık da ekşi imiş. İçindeki notalar ben sizlere okuyayım. Üst notalar yasemin, gül ve yeşil notalar. Orta nota vişne, portakal çiçekler, elma ve böğürtlen, siyah böğürtlen. Ve alt notalar patchouli, beyaz amber ya da beyaz kehribar diyorlar ona ve beyaz misk. Miskle ben çok güzel anlaşırım ve burada miski hiç hissetmiyorum. Misk hiç tadı vermiyor burada. Yani hissetmiyorum. Ama benim ağırlıklı hissettiğim notalar burada. Baştan vişne, elma ve gül. Bu üç çok güzel hissediyorum. Ve bir damla patchouli. Ben patchouli ile hiç anlaşamıyorum. Patchouli yoğun içeren parfümleri kullanamıyorum. Çünkü patchouli benim burnumu bloke ediyor ve hiç bir koku almıyorum patchouli olduğu zaman. Ama bu yoğun parfümler için geçerli. Burada patchouli az, çok az patchouli var ve beni rahatsız etmiyor ve diğer kokuları çok net, güzel alabiliyorum. Bu itiraf benim için. Küçük taraf şudur. Ben bu parfüm daha yoğun bekliyordum ve
Yani çok çok daha yoğun bekliyorum ama bana göre baya bir hafif kaldı. Tabii şu anda kış, bunu da unutmamak lazım. Belki değil de büyük ihtimal bunu ya yaz için, sıcak havalar için, yani bahar için çıkartmışlar bu parfümü. Çünkü diğer siyah elbiseler kışlık kokular, onlar ağır ama bu hafif. Ben öyle düşünüyorum, yaz için ideal olabilir. Şimdi kışında birazcık daha kendini kapatıyor ama yazında çiçekleri, içindeki çiçekler kendini açar. Kış olduğu için çiçekler fazla kendini açmıyor. Dediğim gibi ben vişne, elma, yeşil elma ve gül patchouli ile çok güzel hissediyorum. Böğürtlen birazcık, belki birazcık böğürtlen de hissedebiliyorum ama çok az. Sonra portakal çiçeği, yasemin ve yeşil notalar ve ambra ben hissetmiyorum, hiç hissetmiyorum. Büyük ihtimal onlar yazında kendini açıyor ya da sıcak havalarda kendini açıyor, baharda falan. Öyle düşünüyorum. Bir de beni birazcık bunun kalıcılık üzdü. Guerlain deyince aklıma ne geliyor? Aklıma her zaman kalıcı, çok yayılımı çok yüksek parfümler aklıma geliyor. Ama maalesef özellikle burada bu parfümün içinde, yani bu elbise burada kalıcılık az. Yani en fazla 2 saat ben kendinden hissediyorum bu 2 saat en fazla. Yayılımı bilmiyorum, bir şey söyleyemem ama yani 2 saatlik koku var. Baya bir hissediyorum, 2 saat sonra koku kayboluyor ve cildinde bile hissetmiyorum. 2 saat benim için çok az bir süre ve benim için tabii ki bu parfüm benim onayı benim onaya geçmedi yani. Kalıcı, biraz daha kalıcı olsaydı tabii ki daha hoşuma giderdi ve yaz için bunu kullanabilirdim yazında ama şimdi kışta hiç kullanamam. Yazın zaten bunu düşünemiyorum. Başka ne diyebilirim bunun ilgili? Başka bir şey yok sanırım. Evet, dediğim gibi burada şu anda benim hissettiğim notalar, vişne, elma, gül ve birazcık patchouli. İyi ki bu parfümün içinde patchouli var. Biraz patchouli olmasaydı bu parfüm tamamen renksiz olurdu. Patchouli bu parfüme ciddiyetini veriyor. Yani parfüm derken bu eau de tuvalete, tekrar söylüyorum. Bu eau de tuvalete. La Petite Robe Noire. Eau de tuvalete, Guerlain. Benim şişe 100 milimlik bir şişe. Burada kod da var, gördüğünüz gibi. Şöyle gayet hoş, gayet güzel bir şişe. Gayet güzel. Bu elbise özellikle en çok beğendiğim bu elbise. Elbiseleri bir tanesi. Kapak da çok hoş. Burası bant. Guerlain yazı. Kapak plastik. Şişe tabii ki cam. Burada da amblemi var, gördüğünüz gibi. Gayet hoş, gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Biraz daha kalıcı olsaydı iyidir. Şimdi kime ağır geldiyse diğer parfümler, bu parfümü tavsiye edebiliyorum. Kime ağır geldiyse, kim diğer elbiselerle anlaşamıyorsa, bu parfümü tavsiye ediyorum. Çünkü
O zaman sizlere göre gayet güzel olur bu parfüm. Çünkü ağır değil, ağır değil ve hoş bir koku, güzel koku. Patchouli ile anlaşamıyorsunuz eğer benim gibiyseniz korkmayınız. Çünkü patchouli burada o kadar az ki çok az. Sadece bu parfüme lezzet veriyor. Evet, sadece bu parfüme lezzet veriyor ve bir ay çıktı ciddiyet katıyor. Yaş sınırı yok sanırım burada. Yani genç kızlar da kullanır. Orta yaş kadınlar da kullanır. Yani herkes, bütün kadınlar bunu kullanabilir. Şu anda ben çiçekleri hissetmiyorum. Sadece gül hissediyorum çiçeklerden. Portakal çiçeği, yasemin ben hiç hissetmiyorum. Büyük ihtimal hava sıcakken o zaman kendini açar onlar. Şu anda yok. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir şey kesinlikle hissetmiyorum ama çok güzel vişne, elma, çok güzel bir gül hissediyorum ve bir damla patchouli. Hani kızlar, hoş bir koku. Denemek için tabii ki tavsiye ederim. Muhakkak deneyin. Hoşuna giderse tabii ki alın, kullanın. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.